Direnişimizin 6. günündeyiz. Dün gözaltına alınan arkadaşlarımızla ilgili gelişmeleri ve bundan sonra neler yapacağımızı anlatmak istiyoruz. Dün 4 civarında arkadaşlarımız gözaltına alındılar. Genel Başkanımız Gökay Çakır, örgütlenme uzmanımız Başaran Aksu ve işten atılan 2 madenci arkadaşımız şu an hala gözaltındalar. Normalde bugün adliyeye getirilmeleri gerekiyordu. Ama şimdi kendilerini görmek üzere ilçe emniyete gittik. Sonra adliyeye de gittik. Kendileriyle avukat görüşü yapmamıza dahi izin verilmiyor. Bunun savcı talimatıyla yapıldığı söyleniyor. Adliyeye gittiğimizde savcı beyin kendisi burada yoktu. Adliye güvenliğine madencilerin, sendikanın avukatlarını adliyeye dahi sokmayın diye talimat verdiğini öğrendik. Şimdi burada telefonlarına el konuldu. Herhangi bir karar olmaksızın telefonlarına el konuldu. Ve gözaltı süresinin uzatılabileceğine dair bir söylenti yaymış emniyet içerisinde. Şimdi biz buradan öncelikle savcı beyi uyaralım. Bizi sınamasın. Biz bu eylemde yola çıkarken sonucunu ne olursa olsun, ne pahasına olursa olsun alacağız diyerek yola çıktık. Bizi böyle hukuki görünen, yasal görünen oyunlarla sınamaya kalkmasın. Dün yolları onlar kapattılar. Onların yolları kapatması ne kadar yasalsa bugün biz de yolları kapatırız. Bizimki de o kadar yasal olur. Biz burada 3-5 tane madenci değiliz. Dün kendileri de bunu gördüler. Bütün Soma halkı bizim arkamızda. Çünkü burada zaten Soma halkı ya madenci ya madenci ailesi. Bu hepimizin ortak davası. Bütün bir havzanın davası. Doğal olarak bizi sınamasın. İkincisi, jandarma ve emniyet kendilerine gelen yasa dışı emirleri uygulamaktan derhal vazgeçsinler. Bu onları da suçlu konumuna getirecek. Üçüncüsü de bu emirlerin nihayetinde verdiğini bildiğimiz yere seslenelim. Ferhat Nasıroğlu, sana söylüyoruz. Sen mecliste oturuyorsun bir milletvekili olarak, anayasayı çiğnedin, Türk Ceza Kanunu çiğnedin. Şimdi de burada ele geçirdiğin, şimdi de burada talimat verebildiğin savcılar, kolluk molluk filan eliyle ailelerimizin karşısına dikiliyorsun. Sana bu hakkı vermiyoruz. Sana asla yenilmeyeceğimizi, bütün haklarımızı alana kadar mücadelede olduğumuzu başından beri söylüyoruz. Seni de uyarıyoruz. Biz burada, bize bu muameleyi yaptıktan sonra burada 5 yıl, 6 yıl, 3 yıl, 2 yıl çalışmış arkadaşlarımıza hem de hangi koşullarda çalıştıkları bizim elimizde belgeli olarak var. Bunları da kamuoyuyla paylaşırız. Burada bu koşullarda çalışmış, bu ücretlere çalışmış arkadaşlarımıza, Somalı arkadaşlarımıza, buranın halkına bu muameleyi yaptıktan sonra orada şuradan buradan işçi getirip ya da üretimi geciktirip falan çalışmaya devam edemezsin. Sen burada bu işi yapmaya devam etmek istiyorsan bu sorunu çözmek zorundasın. Yoksa biz senin burada çalışmana, para kazanmana izin vermeyiz. Çünkü bize istediğimiz 3-5 kuruş için yaptığın muameleyi görüyoruz. Bütün baroları, Manisa Barosu, İzmir Barosu, çevre illerin baroları başta olmak üzere Türkiye Barolar Birliği'ne sesleniyoruz. Burada gözaltındaki arkadaşlarla avukat görüşümüz engelleniyor. Bütün milletvekillerine sesleniyoruz. Sizinle beraber mecliste oturan bir kişi Soma'yı kendi arka bahçesi gibi, kendi saltanatı altında bir yer gibi yönetmeye çalışıyor. Hem de bütün devlet mekanizmalarını kullanarak burada herkesi sorumluluk almaya davet ediyoruz. Biz şimdi dün dedik ki yani hak arayan işçiyi belki polisle, kollukla, jandarmayla engelleyebilirsiniz. Biz dün burada adalet arıyoruz dedik. Adaletin karşısında, adalet arayışının karşısında durma imkanımız yok. Bunu defalarca gösterdik. Gerekirse bir kez daha göstermekten çekinmeyiz. Biz burada tarihsel bir şey yapıyoruz. Yani sadece bir grup madencinin haklarını aramıyoruz. Tarihsel bir şey yapıyoruz. Biz bu ülkede işçilerin sadece yasak olarak deneyimlediği yasayı, yani patrona yasa, işçiye yasak dönemini kapatıyoruz. Bunun sorumluluğuyla hareket ediyoruz. Bu bilinçle hareket ediyoruz. Bunu bütün yetkililer bilsinler, bunun farkında olsunlar, buna göre hareket etsinler. Onların yaptıkları ne kadar yasalsa bizim eylemlerimiz de o kadar yasal olur. Eğer arkadaşlarımız 4'te gözaltına alınırlar, 24 saat içerisinde serbest bırakılmaları gerekir. Biz 4'e kadar sükunetimizi koruyacağız. Bütün yetkilileri harekete geçirerek burada bekleyeceğiz. Eğer bu meseleye dair bir çözüm geliştirilmezse, gözaltındaki arkadaşlarımız serbest bırakılmazsa, olabilecek her şeyin sorumluluğunun bu çağrıya yanıt vermeyen yetkililer de olduğunu bilsinler. Asla geri adım atmayacağız. Mutlaka kazanacağız. Direne direne kazanacağız. Bugün eylemimizin 6. günü. Dün hukuksuz bir şekilde, kanunsuz, hiçbir dayanağı olmadan gözaltına alınan Genel Başkanımız Gökay Çakır, Başaran Aksu ve diğer 2 madenci arkadaşlarımız gözaltından serbest bırakılana kadar bu eylem bitmeyecek. Ve gözaltı sürecinin bir an önce son bulması gerektiği yerde biz eylemi devam ettireceğiz.
Buradaki tüm madenci arkadaşlarımız mağdur bir durumdadır. Bir milletvekilinin millete yaptığı bu zulüm, kolluk kuvvetlerinin gücünü arkasına alarak bu Somalı halka, Somalı ailelere eziyet etmesine bir an önce son verilmesini istiyoruz. Anayasanın 51. maddesi, TCK'nın 118. maddesini açık olarak ihlal eden işletme müdürü, işletme patronlarına hiçbir şekilde gözaltına alma yokken bizim Bağımsız Maden İş Sendikası başkanlarımız ve işçi arkadaşlarımız bilinçli olarak şu anda gözaltında tutuluyor. Bir an önce serbest bırakılmazsa eylemimizi saat bugün 26'da, 16'da saat... Beher Ayhan Topuz Fernas İşletmesi'nde eşim çalışmaktadır. Çalışma şartlarının uygun olmadığı, psikolojilerinin uzun zamandır bozuk olduğunu, eve yansıdığını biz de farkındayız. Bunun artık bir son olmasını istiyoruz. Sosyal haklarının geri gelmesini istiyoruz. Diğer maden işletmelerle aynı olmasa da yakın çerçevede olmasını istiyoruz. Biz aslında çok şey istemiyoruz. Hakkımızı istiyoruz. Emeğimizi istiyoruz. Eşlerimizin, akrabalarımızın, madenci kardeşlerimizin haklarını istiyoruz. Dün haksız yere ben de gözaltına alındım. Sırf eşlerimize, madenci yakınlarımıza destek vermek için biz de şirkete gitmek istedik. Önümüze bariyer kurdular. Bizi geçirmemek istediler kolluk kuvvetleri. Bizler Fenas şirketinde çalışan işçiyiz. Bu şartların düzelmesini istiyoruz. İş güveni ve iş sağlığının yerine gelmesini istiyoruz. Sendika haklarımızı engellememesini istiyoruz.